Göstermelik olarak hastanelerin girişlerine X-ray, hepsinde yok, X-ray cihazları yerleştirildi. Ama hastanede çalışan güvenlikler hastanın üzerini arayamıyor. Hasta yine silahla, bıçakla yine içeri girebiliyor. O X-ray cihazlarının hiçbir anlamı yok. Caydırıcılığı var mı? Belki çok nadirdir. Bir AVM'deki bir güvenlik bir insanın üzerini arayabilir ama hastanede bir güvenlik bir hastanın üzerini arayamıyor. Biz buna da karşıyız. Yani öncelikle Sağlık Bakanlığı yani bu şekilde randevu sürelerini kısaltarak yetersiz sağlık çalışanının olmasından da kaynaklı olarak halka yeteri kadar hizmet sağlayamıyor. Yani temel amaç bu olmalı. Halka yeteri kadar hizmet sağlamak. Doktor sayılarının, hemşire sayılarının az olması ve hastalar randevu bulmakta zorlanıyorlar. Bu yüzden ellerindeki tek şey süreleri kısaltmakla uğraşıyorlar. Ama süreler kısaltılınca hasta aslında muayene edilmiş olmuyor. Bu da aslında kaliteyi daha da düşürür. Bir cildiye alanı için konuşalım. Bir cildiye alanında hasta gelip muayene olduğunda hastadan kısa sürede örnek alınıp örnek incelenemez. Örnek incelenmeden hastaya doğru bir şekilde ilaç yazılamaz. Ve bu hastanın tekrar hastaneye gelmesine neden olabiliyor. Bir kardiyolojiye, acil servisten kardiyolojiye yönlendiren bir hasta muayene için aylarca randevu bulmakta zorlanıyor. Şiddet olayları yıllardır devam ediyor ve her geçen gün daha da artıyor. Her geçen gün artmasının nedeni aslında insanların ajite olması. Halkın istediği sağlık şeyine ulaşamaması. Yani sağlık kalitesine ulaşamaması. Randevu bulamıyor, acile gelmek zorunda kalıyor. Acillik olmayan durumlardan acile gelmek zorunda kalıyor. Dediğim gibi bir ciddi hastalığından hasta kalkıp acile gelebiliyor. Aslında bunun hastanın tedavi edilip gerekli tetkiklerden geçirilip hastaya teşhis konulması gerekiyor. Ama hasta acile başvuruyor. Bu hem acili meşgul eder, acildeki yani polikliniklerde randevu bulunmaması aslında acilin de meşguliyetinin artırılıp kalitesinin düşürülmesine neden olabiliyor. Hasta ajite olunca da ve istediği hizmeti alamayınca doktor 2 dakikada, 3 dakikada, 5 dakikada hastaya yeteri kadar ilgilenmeyince hasta daha da ajite olur ve şiddete yönelmeye başlar. Yani siyasi iktidarın görevini getirmemesinin yanında bir de seçilmiş olan değil de atanmış hastane yönetiminin görevlerini yerine getirmemesi de yine sağlık sistemini değersizleştiriyor. Hastanede mesela hastaların kullandığı lavabolar hiçbir şekilde temiz değil. 3-5 ayda bir temizlenir. O da denetim zamanları. Haber verilerek gelinen denetimlerde temizlenir. Klozetler bozuk oluyor, kapılar kırık oluyor, peçete olmuyor. Ne sağlık çalışanları için, şu anda var bizim hastanede ama olmadığı zamanlar oldu aylarca. 2 ay, 3 ay boyunca hastalarına yani elimizi her yıkadığımızda bir sağlık çalışanı günde belki yüzlerce defa ellerini yıkarlar. Ve hastanede kullanacak bir peçete yoktu mesela. Yani siyasi iktidarı bırakalım, hastane yönetimi kalkıp bir gün bir acile inip dolaşsa belki de birçoğu sorunu görecek ya da poliklinik alanlarını hasta varken o hizmet sürecinde alanlara inip bir değerlendirirse belki kendileri bile çok şey görecekler. Yani bizim acil servise bir gün olsun yönetimden birilerinin geldiğini belki bayram zamanları bir şekilde yanımızdan geçip bayramınız kutlu olsun derler ama bir çalışana sorunlarınız nedir diye sorulmaz. Yani sormuyorlar. Ve onlar bunu gayet iyi biliyorlar. Sorunlar nedir diye sorduklarında bir sürü sorunun çıkacağını biliyorlar. O yüzden hiçbir şekilde çalışanları dolaşıp ne hastalara, alandaki hastalara ne de sağlık çalışanlarına ne gibi sorunlar var, ne istiyorsunuz diye sorulmuyor. Aslında hastane yönetimi bile sadece bunları yapsa hastanede sağlık sistemi çok daha üst boyutlara çıkabilir. Ücretsiz, her ne olursa olsun ücretsiz sağlık hakkından yanayız. Vatandaşın istediği sağlık hakkını ücretsiz bir şekilde elde edebiliyor olması gerekiyor.
Hastalar bugün sigortası yatmayan bir hastanın acilden girişi bile muayene ücreti 250 lira olarak değerlendiriliyor. Bu hastaneden hastaneye değişiyor mu bilmiyorum ama bu şekilde. Yani bir öğrenci sigortası yoksa 20 yaşında bir öğrenci gelip bugün hastanede muayene olmak isterse 250 lira muayene ücretinden başlar. Yapılan tetkikler ve tedaviler bu ücreti çok daha fazla artırıyor. Yani öncelikle bu iş biraz sendikalardan geçeceğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde bir tepki gösterilmediği sürece iktidar hiçbir şekilde yanaşmaz, hiçbir şeyi değiştirmez. Tepki de ya halktan doğrudan bir şekilde ya da sendikaların isteği üzerine bu şekilde değişiklikler yapılabilir. Ama maalesef ki günümüzde yetkili sendikalar iktidar yandaşı olduğu için ve diğer gerçekçi sendikalara baskı olduğu için çalışanlar daha çok iktidar sendikalarına üye olup onları yetkileştiriyor ve dolayısıyla ses çıkarmak zor oluyor. Aslında bu yine iktidarın her şeyin farkında olduğunu ve tepki çıkmaması için böyle bir yol kendi yandaş sendikalarını güçlendirdiğini gösterir. Sağlık çalışanlarının doğru sendikalara üye olup seslerini çıkarmaları gerekiyor.